Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Herkesin Ramazan Bayramını öncelikle en içten dileklerimle kutluyorum. Bu içinden geçtiğimiz zor süreçte umarım böyle sevdiklerimizden ayrı geçireceğimiz son bayram olur ve bundan sonraki bayramlarda inşallah sevdiklerimizden hep beraber geçireceğimiz nice bayramlar dileğiyle. Videomuzun bugünkü konusuna bakacak olursak da Bitcoin'in destek ve direnç noktalarına göre Yönümüze bir bakacağız nasıl gidiyor destek ve dirençler kırıldı mı bunları bir inceleyeceğiz öncelikli olarak daha sonrasında ise Twitter üzerinden birçok defa bana gelen bir soru kimdir bu soru bana çok soruldu ne zamandır piyasanın içinde olduğuma dair sayfamızdan ilgili sayfalarımızın amaçlarıyla ilgili bir söyleşi videosu tarzında bir video çekeceğiz hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim arkadaşlar Trading We Have kanalımızı açıyoruz sayfamızı ve daha önceki çizdiğimiz destek ve direnç noktalarımıza göre şu noktayı gördüğünüz gibi 9080 dolar noktasını mavi olarak işaretledim. Bu nokta benim için yukarıya da aşağı yönlü olarak şu andaki şu anda baktığımız zaman 9080 doları baz aldığımız zaman dün akşam seviyelerinde bugün ayın 25'i dün 24'ünde gece sert bir düşüş geldi şurada gördüğünüz gibi. Gece saat 11 4 saatlik grafikte inceliyorum şu anda. Gece saat 2 gibi aşağı doğru bir düşüş geldi ve 9080 doları yukarı doğru denemesiyle birçok defa denemesiyle kıramadığı için aşağı yönlü bir hareketimiz geldi. Telegram kanalımızda da paylaşmıştım ben arkadaşlarımızdan. Çünkü çok denedi 9080'i ve kıramadı. Kıramazsa yönü mecbur aşağıya inmek zorunda. Yukarı yönlü hareket edemiyorsa. Ve şu anda da 9.080 dolar direnç noktasıyla 8.366 destek noktası arasında hareket ediyoruz. Şu anda da güncel fiyatımız 8.780 dolar seviyelerinde. Ve bu şekilde 9.080 doları deneyip kıramaması durumunda tekrardan bir aşağı yönlü hareketlenme gelecektir. 8.366 da destek noktamız olduğu için bu noktayı test edebiliriz. Bu noktayı daha önce de gördüğünüz gibi şuralarda test etmişti. Aşağı doğru mu atmıştı. Fakat geri toparladı buradan sonra. Hatta şurada sert bir yükseliş görüyoruz. Yani 11 Mayıs'tan 14 Mayıs'a kadar bir yükseliş gerçekleştirdiğini görüyoruz. 8530 dolardan 9800 dolar seviyelerine yani yaklaşık 1300 dolarlık bir yükseliş gerçekleşti. Fakat bu direnç noktamızı kıramadı. Şurada da daha önce gördüğünüz gibi denedi denedi 9871'i kırıp 10.000 dolar bandının üstüne kendisine atamadı Bitcoin. Bundan dolayı da yönümüzün aşağı gerilemesi kaçınılmazdı. Bitcoin'in yönünde ben hala da umutsuz değilim. Yani aşağı doğru hareketleneceğimizi düşünmüyorum. Sadece şu anda akümülü olduğumuzu düşünüyorum. Belli aralıklarda. Yönümüzün bir 6 aylık gibi süreçte 3 ay 6 ay 12 ay gibi süreçlerde yukarı doğru hareketleneceğimizi düşünüyorum. Özellikle 10 bin dolar seviyesini geçtiğimiz takdirde bir FOMO oluşmasını bekliyorum. Bu FOMO oluştuğu takdirde 10 bin doların altına artık kolay kolay gerilemeyeceğimizi düşünüyorum. Yeter ki 10.000 dolara ilk etapta bir geçmemiz gerekiyor. Tabi öncelikle 9871 direnç seviyesini ve ondan daha öncesinde 9080 dolar direnç seviyesini geçmemiz gerekiyor. Şimdi Bitcoin'in genel gidişatı bu şekilde. Twitter kanalımızı açalım. Twitter kanalımızda daha önce sizlerle günlük olarak paylaştığım bir analizim var. Yani şu anda açık olarak paylaşmıyorum herkese. VIP Telegram kanalımızda paylaşılıyor sadece. Çünkü şu anda geliştirmiş olduğumuz strateji test aşamasında. Ondan dolayı ileriki süreçlerde yürürlüğe piyasaya girecek ve sadece kendi sayfalarımızda yer alacak olan bir strateji. YouTube kanalımızda, Twitter kanalımızda kendi geliştirmiş olduğum bir strateji bu. Ve şu şekilde anlatabilirim sizlere. Twitter kanalımızdan daha önce dediğim gibi birçok kez yani siz kimsiniz? Diğer analistlerden farkınız ne şeklinde? Bana birçok soru geldi. Herkes şimdi ister istemez bu kripto para piyasasında aynı kefeye konuluyor. Hepimiz analist olarak geçiyoruz. Stratejist olarak geçiyoruz. Diğer analistleri incelediğim zamanlarda ben kendim için tabi herkesin yaptığı işe sonsuz saygım var. Herkesin çünkü belli bir bilgi birikimi var. Herkesin bu piyasada tecrübeleri var diğer analistlerinde. Ve hepsine saygım sonsuz. Bizim sayfamızın amacına gelecek olursak biz Telegram ve Telegram, Twitter, YouTube gibi mecralara geç girdik. Geç girmemin sebebi de buradaki yorumlardan, videolardan etkilenmek istemememden dolayı ve iyice piyasayı kendim önce bir analiz edip kendim neyin nasıl olduğunu öğrenip daha sonrasında bu mecralara girmek istedim. Çünkü insanlara bir faydamın dokunmasını istiyorum. Yani bu işleri bilmeden yani bu piyasayı tam anlamıyla bilmeden giriş yaptığım takdirde sizlere birçok zararım olabileceğini düşündüm her zaman. Ama şu anda artık kendine bir özgüven geliyor insanın belli bir zamandan sonra. Bu özgüven geldikten sonra ise insan artık karşıdaki kişilere bir şeyler aktarmak istiyor. Böyle bir şey var. Kendim zarar ettiğim zaman bile insanların bana güvenen insanların diyeyim zarar etmesi beni daha çok üzüyor. Kendim zarar ettiğim zaman inanın o kadar üzülmüyorum. Kendim bunu günlerce, aylarca deniyorum. Sonra sizlerle paylaşmak istiyorum. Her zaman da bu şekilde hareket edeceğim. Yani dikkatli şekilde hareket edeceğim. Twitter kanalımızda uzun yani şöyle bir aydır falan paylaştığım bir stratejimiz vardı. Bitcoin yön analizi adlı bir strateji geliştirdim. Ve şöyle bir şey var. Bunu kendim 4 ay denedim. Olumlu sonuçlar aldım. Yani %80, %90 gibi olumlu sonuçlar aldığım bir stratejiydi. Ve daha sonrasında ise bunu Twitter kanalımızda yayınlamak istedim günlük olarak. Her sabah saat 10 ve akşam 10 olmak üzere iki kere Bitcoin'in yukarı yönlü mü hareket edeceğini, aşağı yönlü mü hareket edeceğini sadece kendi yaptığım bir indikatör harmanlayarak ve bir sinyal algoritması değil bu. Yani bana sinyal gelmiyor yükselecek ya da düşecek şeklinde. Kendim oturuyorum. Bunu bir saat grafiklerden, indikatörlerden harmanlayarak hareket ediyorum. Bitcoin'in daha önceki mum hareketlerini size şöyle söyleyebilirim. Ta en başından beri 4 saatlik, 12 saatlik, günlük tek tek o mumların hepsini inceledim ben. Yani yaklaşık 2016 yılından beri piyasanın içindeyim. 2 yıl boyunca madencilik tecrübem oldu. Bitcoin kripto para madenciliği yaptım. Ve trade ile ilgilendim. Futures işlemler, margin işlemler bunlarla detaylı olarak ilgilendim. Çoğu borsanın. Daha sonrasında yaptığım video incelemelerinde, YouTube kanallarının incelemelerinde, kripto para üzerine olan Twitter kanallarının incelemelerinde dediğim gibi herkesin işine sonsuz saygım var. Fakat herkes anlaşılmayan grafikleri genelde çok gördüm. Yani bir destek dirençlerde, trend analizlerinde baktığım zaman yani böyle çok karmaşık insanların anlayamayacağı şekilde yani baktığınız zaman burada ne demek istedik şeklinde bilemeyeceğiniz sadeleştirilmiş bir grafik göremedim işin açı. Ve kendim dedim ki bunu nasıl herkesin de piyasada söylediği şu var. Bitcoin'in yönü tahmin edilemez. Yani diğer hisse senetleriyle karşılaştırarak Belki altından bir nebze karşılaştırılarak tahmin edilebiliyor. Çünkü altına çok benzer hareket ediyor grafikleri geçmiş yönlü grafikleştirdim. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim altcoinlerde %100 kazanma ve futures işlemlerde %100 kazanma videolarımda bahsettiğim gibi o stratejileri de geliştirmiştim. Bollinger bantlarını herkes biliyor zaten indikatör olarak. Fakat Bollinger bantlarıyla stok RSI'yi harmanlayıp ikisinin neyin nerede ne zaman yapılacağını grafik üzerinden kolay bir şekilde, herkesin anlayacağı bir şekilde. Çok da olumlu yorumlar aldım hem Twitter sayfamızdan hem YouTube yorumlarından. Sağ olsun arkadaşlar kullanan arkadaşlar bunun işe yaradığını bana yazdılar. Ve insanlar bu şekilde yazdıkça ben daha çok mutlu oluyorum. Ve Twitter sayfamızdaki paylaşmış olduğumuz stratejimizi göstermek istiyorum. Şimdi 22 Mayıs'ta mesela paylaşımımızı yapmışız. Telegram kanalımız üzerinden paylaşım yapmışız. Ve şu şekilde bir şey var. Bunu şu anda 4 ay kendim denedim. 2 aydır Telegram kanalında deniyoruz. Yani bir 6 ay gibi süreç oldu bu stratejiyi geliştireli. Bu strateji bir 6 ay daha denenecek. Yani bir sene olması gerekiyor ki yüzde olarak yüzde kaç başarılı, yüzde kaç başarısız. Bunu kendimin önce öğrenmem gerekiyor ve sizlerle o şekilde paylaşmam gerekiyor. Bu yüzden 6 ay gibi bir süreç daha bu test aşamasında olacak. VIP Telegram kanalımızda test aşamasında olacak ve şu şekilde bahsetmek istiyorum sizlere. Bu strateji 6 ay sonrasında olumlu sonuç yani %50'nin üzerinde başarı verdiği takdirde şu anda %80 %90 başarı oranında %50'nin üzerinde başarı verdiği takdirde kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir bu anlattıklarım ve sizlere şunu şu şekilde yapın %100 bu başarılı olacak şeklinde hiçbir şey söyleyemem. Kendim de yatırım uzmanı değilim zaten. Sadece bu işlere kendisini adamış, strateji geliştiren bir insanım. Ve bu geliştirmiş olduğum strateji 6 ay sonrasında VIP Telegram kanalımızdan çıkarıp YouTube günlük olarak her sabah 10 ve akşam 10 olmak üzere video olarak olabilecek bazen. Bazı zamanlarda video çekemediğim zamanlarda topluluk mesajları üzerinden YouTube'dan paylaşacağım. Twitter kanalımızdan paylaşacağım. Ama bir şekilde sizlere ulaştıracağım yani günlük olarak. Sabah saat 10, akşam saat 10'da iki kere olmak üzere ve kesinlikle bunu ücretsiz olarak sizlerle paylaşacağım. Sizler de sadece YouTube kanalımıza abone olursanız bunun faydasını göreceğinizi düşünüyorum. YouTube kanalımıza abone olun, Twitter kanalımızı takip edin arkadaşlar. 6 ay süre içerisinde sayfalarımızı büyütelim ki daha çok kişiye ulaşma imkanımız olsun. Şimdi bakalım stratejimizin ne derecede başarılı olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Mesela 22 Mayıs'ta gün analiz stratejimiz bugün yükselişi bir gün gösteriyor demişim. 9093 dolar Bitcoin'in güncel fiyatıymış. Ve o gün 9191 dolara çıkmış gördüğünüz gibi fiyatımız. Tabi stratejimiz her gün olumlu yükselecek ya da düşecek şeklinde sonuç vermiyor. Piyasanın yönü analizini yapamadığı durumlarda pas geç şeklinde stratejimiz beni yönlendiriyor. Ben de size bu şekilde bugün mesela sabah saat 10 stratejisinde pas geçtik şeklinde söylüyorum. Pas geçtiğimiz günlerde genelde yön belli olmuyor. Bir düşüyor bir çıkıyor fiyatlar. Ve baktığımız zaman 21 Mayıs'ta yine 22 Mayıs'tan bir gün öncesinde gece analiz stratejimiz bugün yükselişli bir gece gösteriyor. Bol karlı geceleriniz olsun yazmışım. Stratejinin %20 yanılma payı olduğunu da unutmayınız yazmışım. 8940 dolar seviyesindeymiş bitcoin'in güncel fiyatı akşam saat 10'da. Ve baktığımız zaman 9050 dolar seviyesine çıkmış. Yani 100 dolarlık artış gerçekleşmiş. Var. 17 Mayıs'ta paylaşmışız. Yani dediğim gibi bazı günler arada iki gün falan pas geçtiğimiz de oluyor. Bir gün pas geçtiğimiz oluyor. Bazen arka arkaya bir hafta olumlu, olumsuz sonuç verdiği oluyor stratejimizin. Şuradan baktığımız zaman ilk tweet şeyimize bakalım tweetimize. Mesela pas geç gösteriyor demişim sabah saat 10 stratejisinde akşam saat 10 stratejisinde gece analiz stratejimiz bugün yükselişli bir gece gösteriyor demişim 9.315 dolar seviyesindeymiş Bitcoin ve 9.542 dolar seviyesine yükselişimiz gerçekleşmiş o gece. Evet şuradan bakıyorum gün analiz stratejimiz bugün yükselişli bir gün gösteriyor demişim 14 Mayıs'ta 9.425 dolar seviyesindeymiş. Bitcoin bu akşam bu sabah 10 analizi şu baktığımız zaman da akşam 10 yani bir gün öncesindeki akşam 10 analizi sabah 10 analizi diğeri akşam 10 analizinde yine yükseliş görünmüş stratejide 9080 dolar seviyesindeymiş sabahki stratejimizde yine yükseliş görünmüş 10 stratejinde 9425 dolar seviyesindeymiş ve Bitcoin'in çıkmış olduğu fiyat seviyesi 9625 dolar yani 600 dolar gibi bir kar bırakmış seviyede stratejimiz genelde dediğim gibi olumlu sonuçlar veriyor şu anda yüzde seksen yüzde 90 seviyesinde başarı oranı var şuradan bakıyoruz yine bir tane kaç Mayısmış 6 Mayıs gün analiz stratejimiz bugün yükselişli bir gün gün gösteriyor demişiz 9040 dolar seviyesindeymiş fiyat 9242 dolar seviyesine çıkmış yani YouTube ve Twitter sayfalarımızı takipte olunuz. YouTube kanalımıza da dediğim gibi abone olunuz. Topluluk mesajlarından da çünkü bazen paylaşım yapacağım. Topluluk kısmını takip edebilmeniz için abone olmanız gerekli. Video olarak paylaşamadım günlerde. Evet, şurada da bir noktamız var. Gün analiz stratejimiz bugün yükselişli bir gün gösteriyor demişiz 22 Nisan'da 7.040 dolara çıkmış, 6.912 dolardan. Bunlar kesinlikle size yatırım yapın şeklinde dediğim gibi tavsiyeler değil. Kendiniz de yatırım yapıp yapmamakta tamamen özgürsünüz. Dediğim gibi ben yatırım uzmanı değilim. Kimseye bir fikir veremem. Yatırım yapın %100 bu tutuyor. Kesin bu strateji şeklinde. Fakat sadece size günün yön analizi hakkında bilgi verecek bir strateji. Ve bunun da size nerelerde kullanabileceğinizi az sonra açıklayacağım videomuzda. Ve son bir kez bakalım. Gün analiz stratejimiz bugün pas geç gösteriyor demişiz. Sonrasında düşüş gösteriyor demişiz. 6.746 dolarmış seviyemiz. Şuradan bakarsak daha faydalı olacak. Evet. Dün gece analizimiz Bitcoin'de 6.746 dolardan düşecek demişiz. 6.468 dolara düşmüş ve bu akşam 10 analizi 16 Nisan'daki, 15 Nisan'daki pardon. Bu da 16 Nisan'daki sabah 10 analizimiz. Bitcoin'de yükseliş gelecek demişiz. Yani yükselecek demişiz. 6680 dolardan 6980 dolara yükselmiş. Yani dediğim gibi akşam saat 10 düşecek şeklinde strateji bize yön gösteriyor ve düşüyor. Sabah saat da yükselecek diyor strateji bize yükseliyor. Yani 12 saatlik bir arada hem düşüş hem yükseliş verebiliyor ve ikisi de genelde başarılı oluyor. Şimdi arkadaşlar bu kısmı bırakalım. Stratejimizin ne olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Bu şekilde sizlere özet şeklinde yani direkt düşecek ya da yükselecek strateji bu şekilde gösteriyor. Şeklinde sizlerle paylaşım yapacağım YouTube kanalımızdan. Ve bunu nerelerde kullanabilirsiniz? Size şu şekilde anlatayım. Bitcoin'in yönünün yükseleceğini ya da düşeceğini düşündüğünüz kısımlarda bir bunu futures işlemlerde 10x 5x kaldıraçtan ufak mevlalarla kendinizi tehlikeye atmayacak mevlalarla ve stoplu olarak deneyebilirsiniz. Anabileceğiniz bir kısım Bitcoin genelde altcoinleri incelediğiniz zaman Bitcoin yükseldiği zaman altcoinleri yükselir. Bitcoin düştüğü zaman altcoinler düşer. Siz stratejiden düşüş çıktığını gördüğünüz takdirde ne yapabilirsiniz? Altcoinlerinize stop koyabilirsiniz mesela. Yani bu şekilde bir strateji izleyebilirsiniz. Bitcoin'e stop koyabilirsiniz. Düştüğü takdirde geri aşağıdan alabilirsiniz. Ve diğer kullanacağımız yani benim kendimin de kullandığım kısımlardan bir tanesi. Şu anda kaldıraçlı tokenlarda kullanıyorum ben bunu. Binance'ın şuradan baktığımız zaman Binance sonradan kendisi kaldıraçlı token yapmaya başladı. BTC up ve BTC down adında. Genelde strateji yükseliş verdiği zaman ben BTC up alıyorum kendim. Daha sonra strateji düş verdiği zaman da BTC down alıyorum. Bunların FTX tokenlarından en büyük farkı Binance'inkilerin şu anda daha temkinli hareket etmeye çalışmışlar. 1.5x marjinle 3x marjin arasında ve insanları böyle o FTX'deki gibi 5x birden aşağıya indirmek yerine çok cüz'i miktarlarda zarar ettiriyor ya da kar ettiriyor. Öyle ciddi seviyelerde mesela bir anda 5 katına çıkmıyor ya da bir anda 5 kat aşağıya inmiyor. Biraz daha temkinli hareket ediliyor. FTX borsasında baktığım zaman da yine kaldırarsa tokenlarda bir token mesela 2.40 dolar seviyesinde. Bull token 2600 dolar seviyesindeyken şu anda Binance'ın BTC Up tokenı yani BTC Bull tokenı bir nevi şu anda 56 TL seviyesinde. Down token'ı da yani düşecek şeklindeki bir token'ı da 81 TL seviyesinde. Yani FTX'e göre biraz daha temkinli hareket ettiriyor Binance şu anda kullanıcıları. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu da bu kadardı. Bu videonun altına yorumlarını yazan, videomuzu beğenen, seçeceğimiz çekilişle seçeceğiz yarın bayramın 3. gününde akşam videomuzda. 3 kişiye... VIP Telegram kanalımızdan bir aylık üyelik hediye edeceğim. Ondan dolayı bu videoyu beğenmeniz, altına yorumlarınızı yazmanız önem arz ediyor sizin için. Bir aylık hiç yoktan VIP kanalımızda bu stratejiyi deneyebilirsiniz. Ve işe yarayıp yaramadığını görebilirsiniz. Dediğim gibi stratejinin çalıştığından %100 emin olduğum takdirde yani %100 değil %90 %80 emin olduğum takdirde Sizlerle bu strateji YouTube kanalımızdan, Twitter kanalımızdan paylaşılacak, ücretsiz olarak tamamen YouTube'da video olarak paylaşılacak yeri geldiği zaman, yeri geldiği zaman topluluk kanalımızın üzerinden paylaşılacak mesaj olarak. Özellikle YouTube kanalımızı takip etmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Ve anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben stratejiler geliştiriyorum sizler için. Bunun da sadece sizden istediğim takdir edilmesi. Başka bir şey istemiyorum sizden. Bir maddi bir beklentim yok hiçbirinizden. Ve anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Kendi analizlerinizi kendiniz ekleyeceğiniz şekilde bu stratejiyi çeşitlendirebilirsiniz. Kendi analizlerinizde geliştirebilirsiniz. O şekilde de bir imkan var. Anlaşılmayan grafikler yerine geliştirilmiş olan bir stratejiyi kendiniz üstüne bir şeyler ekleyebilirsiniz bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çekilişimize katılmayı unutmayın dediğim gibi. Videomuzu beğenip altına yorum yazanlardan seçilecek olan 3 kişi VIP Telegram kanalımızda bir ay misafirimiz olacaktır. Hepinize sevgilerle. Hoşçakalın arkadaşlar.